Efendim hayallerinizi gerçekleştiren program Ama Diyor Ya, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum gerçekten uzun süredir kendisini konuk etmediğim ve bizim dördüncü programımıza gelerek bizi şereflendiren sevgili dostumuz Barış Kraloğlu. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Abi nasılsın, iyisin? İyiyim, çok iyiyim, teşekkür ederim. Heyecanlıyım çünkü Ama Diyor çok heyecanlı bir program. Bakalım başımıza neler gelecek diye panik içindeyim. Ben de panik içindeyim. Çünkü hep sıkça soruyorlar, abi hazırlanıyor musun önceden? Hazırlanmıyorum. Bu bazen aleyhime işlemiyor değil elbette. Ama ben de böyle heyecan duyuyorum. Programa ben de böyle katılıyorum. Diyorum ki uf, bugün ne macera yaşayacağız acaba diye. Ama tabii ki yönelimler beni yönlendiriyor. Hani o kadar ki bak iyice planlamıyorum hikayesi var orada. Abi yine de dedeler sofrasından seni tanıyan var, tanımayan var. Bir tık kendinden bahsetmeni rica edeyim. Barış Kraloğlu benim ismim. 32 yaşındayım. konservatuar tiyatro bölümünde okudum. Oyunculuk, yönetmenlik, işte efendim televizyon, dizi, sinema, tiyatro, bu işlerle uğraşıyorum. YouTube mecralarına, Twitch mecralarına meraklıyım. Dedeler sofrasının dedelerinden biriyim. Dedelerden biri. Aynı zamanda sevgili Can Türkdoğan'da da lise arkadaşı olduğunuz çevremiz tarafından bilinir. Bilinir, evet. Bu konu bilinir. Bilinir tabii. Peki abi, o zaman soracağım tekrar. Şimdi bir hayali konuşmuştuk. Hatta çok da güzel bir programdı. Şurada bir yerde bakın lütfen, tıklayın, izleyin onu da. Ben soruyorum abi, hayaller bitti mi ya? Bir tek bir hayalim vardı, gerçekleştirin onu da Ama Diyor sağ olsun, bitti mi sonra? Vallahi hayal çok yani. İnsanın aklına bin tane şey geliyor. Bir tanesini patlat be. Efendim şöyle bir hayalim var benim. Star Wars dünyasının bir parçası olmak diyebiliriz. Yani şöyle ki, Jedi olarak eğitimlere başlayıp bir yerden sonra karanlık tarafın daha güçlü olduğunu keşfedip bunun üstüne Sith olmayı seçip ve güçlerime güç katmak isterdim. Yalnız Sith yapamıyoruz. Yasak çünkü Sith alanı. Eyvahlar olsun. Terk et programı, terk et. Terk edeceğim. Sith direkt otur, tamam. Daha yapayım. Eyvah. Abi Sith'tin seni, düşünsen aklıma gelmezdi. Geliyor esmeri loading. Saçma sapan. Günün nasıl geçiyor? Rutinin ne mesela? Bu aralar ne yapıyorsun? Bu aralar uyanıyorum, köpeğimi gezdiriyorum. Ondan sonra günlük işte izlemem gereken, aklımda olan şeyler varsa onları izliyorum bilgisayarda. Ondan sonra mutlaka zaten ya bir prova oluyor, ya işte bir çekim oluyor, bir şey oluyor. Evden çıkıyorum, gidiyorum. Abi bir sabah kalkmışsın herhalde, ilk yaptığın şu zaman köpeğini gezdirmek oluyor. Jön, ki tanımayanlar için de Jön gerçekten halka mal olmuş, özellikle Kadıköy halkına mal olmuş bir tatlıştır kendisi. Evet, barınak çocuğu, kendisini barınaktan sahiplendi. Barınakta 4 yıldır kankim. Sahiplen diyelim buradan da biz de. Kankin ne geziyorsunuz abi sabah? İşte abi diyor, biraz daha gel şurada işte kakamı yapacağım, burada çişimi yapacağım diye böyle. Şurada bir kedi gördüm, kovalayalım mı? Sürüklüyor. Normalde tasma tabii açtığın oluyor mu bir alana götürüp? Yok yani, çok nadir açıyorum çünkü fişek gibi. Yani Kadıköy'den bırak, 15 dakika sonra Tuzla'dan çıkıyor. O kadar. Öyle gibi, Mel Gibson gibi freedom diye bağırıp koşuyor. O yüzden korkuyorum, bırakmıyorum. Ormanlık alana doğru, sizin evin yakınlarındaki, evi söylemeyeyim şimdi. Yakınlarındaki bir ormanlık alana getirmişsin. Orada da mesela bırakmaz mısın? Hadi bir bırakayım, bir riske atayım bugün diyorum. Abi, çocuk koşsun, eğlensin diyorum. Aynen, bırakıyorsun. Hakikaten bu böyle çocuklar gibi şen. İşte o ağaç senin, bu ağaç benim. Buradası ne kokuyormuş, burada bir dişi köpek mi geçti sanki falan diye takılırken böyle biraz hafif, yani normalden uzaklaşıyor şu an. Yani biraz uzağa doğru gidiyor. Gözümle öncelikle izliyorum, kaçırmayayım, göreyim diye. Alanının dışında işte arada bir böyle dönüp sana böyle bakıyor. Ha, bakıyorsa tamam. Arada böyle yapıyor falan. Bakıyorsa, devam ediyor. Bakıyorsa hiçbir sorun yok. O bilenin peşinden böyle. Eğer kaptırdı kendini, gittiyse perişanlık. Gidiyor ama giderek uzaklaşıyor yani. Bir süre sonra artık böyle yukarıda bir nokta, uzaktan bir nokta şeklinde görüyorsun. İmkansız o kadar bırakma, hemen peşinden koşmaya başlıyor. Koşuyorsun peşinden abi. Sen peşinden koşar koşmaz birden depar atıyor. Eyvah, ben de koşuyorum. Sen de koşuyorsun abi. Bakıyorsun o da koşuyor hızlı hızlı. Böyle bir tane işte şeyde, bu Üsküdar'da şeydesin sen diyelim. Üsküdar'da ormanlık alan bir şey var. Validebağ Korusu. Validebağ Korusu. Validebağ Korusu'nun oradasın. Böyle arkada ağaçların arasında gözden kaybolacak bir yere doğru gitti. Bağırıyorum. Can, can. Mama vereceğim, gel çubuk vereceğim diyorum. Yok. Hiçbir dram. Şey. Dram gitti. O zaman gidiyorum peşinden yani. Bir şekilde yakalamam lazım. Gidiyorsun peşinden abi. Peşinden gider bir bakıyorsun ki şu an bayağı bildiğin bir tane köpeği bulmuş. Orada. Küçük şakalar peşinde. Küçük şakalar peşinde. Arkasına geçmiş böyle hop bir de hop bir de.
kendisinin böyle yetenekleri var mı yoksa aldırıldı mı? Aldırıldı ama yine de coşkulu, yapmak istiyor. Çok yapmak istiyor falan. Böyle takılıyorlar. İki köpeği görüyorsun oradan. Köpeğin ne yapıyorsun o sırada? Yani devam etsin canım. Abi, hiç bakmıyorum diyorsun. Ondan sonra bakıyorsun köpeğin tasması var böyle. Kaybolan bir yani onun oyun oynadığı köpeğin uzantısı tasması var. Ve tasması da ve bakıyorsun biri tutuyor oradan aslında. O da ağaçın arkasında kalmış. Merhaba. Bir tane böyle kadın çıkıyor böyle. Merhaba diyor. Bakıyorsun normal güzel bir kadın. Köpeğin için sizinki de diyor bana dadandı. Gördüğünüz gibi benim küçük prensesime, adı da prenses, prensesime diye şey oldu. Sizinki prensesse benimkinin adı da Jön diyorum. Yapar bizimki için yaramaz diyorum. Aa bir dakika. Jön, Barış Bey ben de diyorum sizi nereden tanıyorum. Sizin panolarda reklamlarınızı görüyorum. Kadıköy Belediyesi. Evet, satın alma sahiplerinin %100 biz diyor. Biliyor musunuz diyor, bu prensesi de ben sizin aldığınız barınaktan aldım. Aa ne güzel, harika. Birileri almış. Demiş ki bu ben hani çocuğum oynar falan, ondan sonra bırakmış. Çok tatsız tatsız. Şimdi prenses yeni yuvasında çok mutlu oluyor. Oh ne güzel, harika. Jön nasıl? Ne yapıyorsun? İyi, gayet güzel. Hobilerimizin peşinden koşuyoruz. İyiyiz. Belli diyor. Siz de köpeğiniz gibiyseniz. Bir yerlerde bir kahve içelim madem diyor. Çok iyi fikir. Gelin buyurun koşuyorlara doğru küçük bir yürüyüş yapalım. İsterseniz orada kahve de içeriz. Diyor. Çok güzel olur Barış Bey diyor. Abi yürürken soruyor. Ne yapıyorsunuz bu aralar? Var mı yeni projeler Barış Bey? Var mı yeni projeler? Dedeleri de izliyorum ben diyor bu arada. Oradan diyor aklıma geldi. Oradan biliyorsun. Evet abi, evet. Güzel. Bu aralar yani görüştüğüm bazı projeler var ama içime sinmiyor diye klasik bir numara var. Aha. Onu çekiyorum ben de kadına. O da ooo herkes ona müthiş talep gösteriyor zannetsin diye. Oysa ki evde oturup Seda Sayan izliyorum demiyorum filan. Anladım. Yiyor bunu o da. Diyor ki ne güzelmiş diyor. Ne zaman bir daha televizyonda göreceğiz konser Musa? Artık bir daha içeride olmayacak herhalde değil mi diyor. Olmayacak olmayacak. Allah aşkına bu klişe soruları sormayın diyorum. Ya bunu günde 200 kişi aynı şeyi yapıyor diyorum. Yapmayın diyorum. Bak tanımama oyunlarını yapmadınız en azından diyorum. Bunu da yapmayın da siciliniz temiz kalsın gözümde diyorum. Tamam tamam diyor Barış Bey. Ne alemsiniz ilahi diyor. Bu arada koşu yolunda o kahveciye geldiniz. Kalan muhabbetinize kahvecide devam ediyorsunuz diyelim. Kahveci. Kahvede. Kahvehane. Kahvehanede. Kıraat. Kıraat merkezi. Ev Barış Bey diyor. Var mı yine siz diyor, yalnız mısınız diyor. Evet, yalnızım. Bekarsınız yani diyor. Evet, bekarım. Ben de bekarım diyor. Hadi tesadüf diyor. Tesadüfe bak diyorum. O zaman köpeklerimiz de anlaştığına göre bence görüşmemizde hiçbir sakınca yok diyorum. Benim için iki tane kriter vardı diyorum. Diyorum ki bir tanesi köpeğimi seven biri olması lazım. Bir de motosiklete binmeyi sevmesi lazım. Çünkü ben ve köpeğim motosiklete biniyoruz. Siz bilmiyorsanız tadında bırakalım hemen ben burayı terk edeyim diyorum. Barış Bey şu anda düşüp bayılacağım. Ben inanamıyorum. İnanamıyorum. Neden acaba? Motosiklet tamircisi misiniz? Kapıdaki motor benim şu kırmızı olan diyor. Aa. Evet bakın anahtarım. Ben hem de bakıyorsun seninkinin kırmızısı böyle. Ben çok severim motor. İlahi. İsminizi bu arada sormayı unuttum. İsminiz nedir diyor. Haklısınız. Prensesin annesi olarak benim ismim de Kraliçe. Yani Ece diyor. Jön'ün babasıyım ama benim ismim Barış diyorum. Öyle bir şaka yok aramızda diyorum. Ece Hanım diyorum. Şakalarımıza kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Barış diyor. Barış diyebilir miyim sana diyor. Kesinlikle. Bize gidelim mi diyor. Yok, teşekkür ederim. Biraz acelecisiniz, bokunu çıkardınız. Tamam, köpeklerimiz oynadı, tanıştık, anlaştık da yani öyle lön ki evinize gelmem. İnanılmaz bir şey. Nereye gidelim Barış Bey? Daha bir yere gidecek bir şey yok işte, kahvemizi içtik. Mümkünse sosyal mecralardan takipleşelim. Barış, tadında bırakıyorum. Böyle sana. Barış yapma bunları diyor. Böyle sırmaşıklar. Jön hadi kalk gidiyoruz diyor. Jön böyle harçık diyor. Barış diyor bırak bunları. Çok ısrarcısınız hanımefendi yapmayın lütfen. Çok güzel ısrar eder iyi dans ederim diyor. Gülüyor. Ya dans olur bak sizinle önümüzdeki hafta dans edeceğimiz bir etkinlikte buluşabiliriz diyor. Yalnız diyor bir hafta değil yarın sizi davet, dansa davet peki, ediyorum diyor. Tamam, gelirseniz buyurun diyor. Olur uygundur. Burası da diyor işte şu yer ismi mekan ismi söylemiyorum. Devamlı gittiğiniz yer işte diyor ben biliyorum. Neyse abi kadın diyor ki müsaadenizle diyor ben diyor prensesi götürmeliyim diyor. Hafif böyle tavır takılmış sana.
İyi günler efendim diyorum. Biniyor motoruna gidiyor. Sen kaldın böyle. Ertesi günde şeyin var. Hazırlanabilirsin. Zamanı geçirebilirsin. Bu arada bir işin varsa onu yapabilirsin. Ne istiyorsan. Ben gidiyorum. Bir arkadaşım var. Cevdet Canver diye. Onunla buluşmak istiyorum. Bir kahve içelim diye. Çünkü bu hikayeyi ona anlatmayı çok istiyorum. Gidiyorum Cevdet'le buluşuyorum. Kahve içiyoruz. Sohbet ediyoruz. Ya bir kızla tanıştım diyorum. Abi diyor ne kadar enteresan ama ben şeyi anlamadım diyor. Niye kadınla yani beğenmedin mi kadını diyor. Yani bence bu iş bu kadar hızlı olmamalı. Niye evine gideyim canım cart diye 5 dakika önce tanıştığım kişinin diyorum. Siz meşhurlar öyle değil misiniz? Ben size hayatınız böyle geçiyor zannediyorum. Hayır hayır öyle bir şey bunlar yalan dolan. Biz dışarı çıktığımızda 100 bin dolar para harcadığımızda zannediyorlar. Bunlara itibar etmeyin diyorum. Anladım ben öyle zannediyordum abi şimdi ayıldım. O zaman tabii diyor yani ben de olsam şey yapmam. Yarın dansa gidiyorsun zamanında. Tabii tabii. Ben de civarda olacağım. Belki uğrarım abi diyor. Bekleriz diyorum. Eyvallah. Ne yapıyorsun abi? Ertesi gün için hazırlık mı yapıyorsun mesela? Eve gidiyorum. Yani yine hobilerimin peşinden koşuyorum. Belki bir iki plak dinliyorum. Kitap okuyorum. Bir şey yapıyorum. Ondan sonra ne bileyim ben. Yayın açıyorsun belki. Yayın açıyorum. Yemeğe gidiyorum. Aa. Falan filan. Abi ertesi gün akşam oluyor. Sen sözleşilen yere işte kapıya doğru gidiyorsun. Gitmeden önce bir rutinin var mıdır işte mutlaka dansa gitmeden önce? Ayakkabılarımı boyuyorum. Ciddi misin? Tabii. Var mı öyle bir rutinin? Severim. Aa. Gece hayatına çıkarken mutlaka ayakkabılarımı boyarım. Ne güzel. Siyah ayakkabım varsa güzel boyarım öyle çıkarım. Çünkü jönlüğün bir parçası bu. Öncesinde 2 saat mutlaka bir uyku. Bir uyurum. Ondan sonra ayakkabımı boyarım. Müşlet gibi giyinirim, süslenirim. Saçlarımı yaparım, çıkarım. Tamam. Sen aynen bu şekilde ayakkabılarını da boyamışsın, gitmişsin. İçeri giriyorsun abi. Zaten kalabalık bir yer. Bakıyorsun Ece orada böyle takılıyor kendi kendine böyle. Bekliyor seni gibi yani duruyor orada. Yanına gidiyorum. Selam Ece diyorum. Ah merhaba Barış Bey, hoş geldiniz diyor. Merhaba, ne haber? İyidir, senden ne haber diyor. İyi ya, burası da güzel müzik çalıyor değil mi? Dansa çok uygun. Dün hiç böyle değildiniz diyor bugün. İşte ben habitatımda böyleyim diyorum. Öyle koşuyor muymuş, valide bak korusuymuş. Acaba de oralarda ben diyorum durgun bir çocuğum ama buraya gelince bir anda coşuyorum, duyuyorsun değil mi diyorum. Ben de sizi bir arkadaşınla tanıştıracaktım bugün diyor. Abi o sırada tuvaletten dönen arkadaşı diyor bu da şey diyor Ayşe. Ayşe geliyor abi. Böyle Ayşe böyle merhaba Barış Bey ben sizi çok severim diyor. Merhaba. Böyle Ece'ye yakın durarak sana diyor nasılsınız diyor. İyi diyorum sohbet muhabbet diyorum. Sonuçta avcılık için gelmedim. Kadın avcıydı beni çağırdı. Yani o kadar ayak üretme var ama sohbet muhabbet. Bir şey, bir avcılık yapmadı şu anda. Seni arkadaşım yani, tanıştırdı. Beni avcı çağırdı. Evine davet ediyor bilmem ne. Ben diyor siz beni yanlış anladınız diyor öncelikle Ece Barış Bey diyor. Ben diyor sizi evime çağırırken sizi diyor çok muhabbet etmek için çağırdım diyor. Normalde diyor benim diyor bakın Ayşe diyor benim sevgilimdir diyor. Siz beni çok yanlış anladınız diyor. Yok prensip olarak ben yeni tanıştığım insanla beni cart diye gitmiyorum diyor. Yoksa size karşı özel bir durum diyor. Anladım. O zaman ben şampanya içiyordum. Siz de eşlik etmek ister misiniz bir kadehle diyor. Tabii ki olur. Hemen kadehi dolduruyor. Buyurun diyor şampanyanız. Alıyorum. Birlikteliğimize diyor içiyor. Sen böyle içiyorsun içerken de şey düşünüyorsun. Ulan ne demek birlikteliğimize lan falan derken her şey böyle gidiyor gözünün önünden. Böyle kararıyor ekran. Birden açılıyor. Sen böyle bir evdesin, bir kanepeye oturmuşsun, ellerin bağlanmış, bu şekilde duruyorsun. Karşında Ayşe ve Ece var. Eyvallah. Aynı zamanda içeriden bir telefon konuşması sesi geliyor. Böbrek mafyasına düştük. Telefon konuşması şöyle, onu bana bulacaksınız, bana onu hemen bulacaksınız yoksa sizin ananızı avradınızı gelmişsiniz. Buralara ben bip koydum. Sülalenizi avradınızı diye böyle bayağı içeriden sesler geliyor. Başa gelen çekilir artık yapacak bir şey yok. Ondan sonra şey de Ayşe ile Ece de önünde yakın oturuyor. Uyandı uyandı diyor kendine geldi diyor. Gülüyorlar böyle. Ececiğim canım. Sen bakıyorsun ağzın bağlı. Açılan diyorum. Ondan sonra şey geliyor içeriden. Tip geliyor böyle elinde şey var. Top böyle çevirirler ya ellerinde stres topları. Öyle bir tip geliyor. Şimdi diyor Barış'cığım siz diyor benim değerli zamanımı bu tip şeylerle harcıyorsun diyor. Benim zamanımı harcamayacaktın diyor Barış Bey. Ben hiçbir şey yapmadım ki ya. Barışma diyor. Beni bağladınız, getirdiniz.
Açın ağzını diyor, ne diyor? Ece böyle açıyor böyle. Ah, ne var? Beni bağladınız, getirdiniz. Benim hiçbir suçum yok. Bu kadınlar beni kandırdı. Adil karılar, utanmazlar. Sus, kapatın şunu tekrar. Sen bir kadın seni eve davet ettiğinde onun evine neden gitmiyorsun bakayım? Açın şunu, ne diyor? Açıyorlar. Yazıklar olsun be. Adiler, utanmazlar. Puh, Allah sizi kahretsin. Kapatın şunu dedenin ağzını diyor. Kapatıyorlar ağzını. Sen diyor, buradan gitmek istiyor musun diyor. Salalım mı seni buradan diyor. Seni salacağız dostum. Ama diyor. Eyvah. Küreciliş. Küre kontrol. Ama diyor, ömrün boyunca İskender yemeyeceksin. Cın. Rın cın cın cın. Dın 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 dın. Ayşe. Dın 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 dın. Ayşe, Ece diyor. Ayşe Ece kalkıyor. Hadi halledin diyor. Hemen içeri gidiyorlar abi. Ondan sonra böyle geliyorlar seksi seksi ama ellerinde bir buçuk İskender var. Nasıl kokuyor? Nasıl? Elim ayağım koyuyor böyle. Bir buçuk burada. Yapmayın. Soldaki gördüğün diyor, Bursa'dan yeni geldi diyor. Yapmayın. Abi. İskender İskender oğlum yoksa. Of diyor, bak bakın diyor, bakın. Yapmayın. Uludağ Bursa kebap mı yoksa? Kızlar böyle İskender'i alıyor böyle, buralarına sürüyorlar böyle. Ay. Yapmayın. Ondan sonra işte ne varmış orada yutuşçu? Celal ile Cemil, Celal ile Mavi Dükkan. Bunların hepsi diyor çeşitli yerlerden geldiler Bursa'da. Yapmayın, hele ki Mavi Dükkan. Mavi Dükkan'dan diyor. Alışıyorum. Kızlar. Benim İskender olan merakımı yıllarca gizlemiştim. Siz nereden biliyorsunuz? Böyle Ece böyle bir tanesini ısırıyor. Ayşe ağzından ısırıyor ona falan diye. Böyle gelip tereyağı döküm oyunları yapıyorlar. Yapıyorlar. Böyle cos. Ha bir dakika, tereyağı olmaz diyor. Sos getirin diyor böyle. Bir tane sos geliyor Barış. O böyle sürahi kocaman böyle. İçi sırf sos dolu. Fışş, döküyorlar böyle. Çözün diyor. Çözüyorlar. Ah, yiyecek misin? Kol tutma oyunları, ucuz izim oyunlar yapayım yap, mı? Yap. El tutma oyunları. Fazla sıkı bağlamışsınız oyunları. Yiyecek misin diyor. Çok istiyorum ama anlaşmamız gereği yememem lazım. Sadece şimdi değil. Hayatım boyunca yemeyeceksin diyor. Peki son bir kez yesem, en azından veda etsem. Hayır diyor. Peki yapacak bir şey yok, yemeyeceğim. Güzel diyor. Özgürsün diyor. Sana böyle herkes şey, dışarı kapıyı gösteriyor. Çıkıyor musun? İskender de burada böyle tütüyor burnunda böyle. Çıkıyorum dışarı. Abi çıkıyorsun dışarı. Beyoğlu'nda bir yerdesin. Seni Beyoğlu'nda bir yere getirmişler. Böyle Beyoğlu'nda yürüyorsun, gidiyorsun. Böyle kebapçıların, İskendercinin yanından geçtikçe özellikle böyle İskender kokusu senin burnunda böyle, ulan acaba beni takip ediyorlar mıdır, yesem mi şurada falan diye hep böyle burnunda şey yaparken bir tane tip geliyor böyle yanına. Alır mısın abi diyor, elinde İskender var böyle güzel. Böyle kürdanlar mı, böyle tadımlık mı? Yok yok, bayağı böyle yanında çatalı bıçağı var. Yolun ortasında. Yolun ortasında. Alır mısın abi diyor. Yok ben kullanmıyorum. Diyor tamam abi, alır mısın diyor, ben yerim diyor. Başkası yiyor mesela, onu görüyorsun. Abi diyor, bu ücretsiz yine açılışımızın şerefini diyor. Bakıyorsun böyle İskender İskenderoğlu açılış yanında kocaman yer açmışlar böyle. İçeride Araplar var falan. Ondan sonra böyle saç ektirmiş duruyorlar böyle orada. Dönerciler var böyle. Evet çok güzel İskender geldi. Tabii böyle her şey İskender ama aslında o kadar da değil. Sen algıda seçiyorsun. Onu fark ediyorsun abi. Kadının üstünde mesela kürk var. Buraların tilki şeyleri İskenderler satıyor. Her baktığım yerde İskender görüyor. Abi evet, canı çekti yani hafif. Ve abi bu olay, yani kimse peşinden gelmiyor, seni kimse dürtmüyor falan. Ne yapıyorsun abi şu anda? Polise mi gidiyorsun? Hiçbir yere gitmiyorum. Eve dönüp normal hayatıma yaşamak istiyorum. Bana bu şeyler ağır geldi diyorum. Bir de ben ne kadar zamandır tutsağım ve orada beni uyuttular mı diye merak ediyorum. Ne yapıyorsun bunu öğrenmek için? İskenderci adamlardan birine diyorum ki, bugün günlerden ne? Abi senin gittiğin gün cumartesi akşamı oluyormuşsun. Cuma buluş, yani ilk görüşmüşsünüz. Cumartesi akşamı senin şampanyadan yudum almışsın. Adam diyor ki bugün diyor pazartesi. Hemen iki gün sonrası oldu yani. Pazar gününü orada geçirmiş olmalısın. Eyvahlar olsun diyorum. Bunlar beni tutsak ettikleri dönemde acaba bana bir şey yaptılar mı? Kafama, beynime bir çip yerleştirmedir, efendim bir takip cihazıdır, bilmem nedir diyorum. Bir hafif panik yaşıyorum. Bunun üzerine diyorum ki en iyisi ben bir X-ray'e falan gireyim. Gideyim bir baktırayım kendime diyorum.
Bir hastaneye gidiyorum. Hastaneye gidiyorsun. Merhabalar, hoş geldiniz diyor. Ben sizi tanıyor muyum bir yerden? Buralarda görmüşsünüzdür diyor. Anlıyorum. Peki nedir der şikayetimiz diyor. Ben diyorum kaçırıldım. 3 gün kayıptım. Evet. Yanlış geldiniz. Polise gitmeniz lazımsın diyor. Yok, polisle alakalı değil. Şimdi şöyle, vücuduma bir çip yerleştirmiş olabilir efendim. Bir şey olabilir. Korkuyorum, bir X-ray'e girip baksak mı acaba diyorum. Allah Allah diyorlar. İşte bir saniye, ben başhekimimizle konuşmalıyım diyor. Gidiyor, başhekim geliyor böyle. X-ray mi? Çip mi? Belayı Barış Bey diyor. Yani ben sizi tanıyorum. Siz oyuncusunuz acaba. Bu bir oyun mu diyor. Kamera mı var etrafta? Bir şaka mı bu diyor. Yok gerçekten beni kaçırdılar. Şampanya içirdiler. Şampanyada bayılttılar beni. 3 gün sonra bir yerde uyandım ve müthiş tehditler savruldu. Yalnız siz bize böyle dediğiniz için biz polise de haber vermeniz müsaadenizle. Hoppala. Peki çünkü... tamam verin. Tamam, prosedürleri uygulayalım. Tabii diyor. Ama biz sizi hemen gereken takipleri yapalım Barış Bey. Buyurun diyor içeri X-ray odasına diyor. Geçiyorsun abi X-ray odasına. Böyle etrafında dönen şeyler var işte, pıdılar. Lütfen diyor içeri girer misiniz? İçeri giriyorsun böyle. İskeletini çıkarıyorlar böyle. Sen çıkıyorsun oradan, sana da gösteriyorlar. Barış Bey diyor bakın bu iskeletiniz. Tam diyor sırtınızın arkasında köşede tanımlayamadığımız kırmızı yanıp sönen bir cihaz. Hatta diyor ben siz X-ray'deyken yakından tahkik ettim diyor. Orayı hafif böyle bir şeyle jiletle kesmişler belli ki. Dikiş oyunları var orada diyor. İçeri implant etmişler diyor. Korktum başıma geldi diyorum. İskenderci'nin kapısından girdiğimde beni anlayacaklar diyorum. Ömür boyu İskender yiyememem için yapılmış büyük bir tezgahın içindeyim diyorum. Nasıl Barış Bey? Bu bir şaka olmalı. Böyle bir şey olamaz diyor. Beyefendi lütfen İskender'i bir kenara bırakın. Bunu size anlatmam çok uzun sürecek. Şu çipi çıkarabilir misiniz? Ben bu çipi çıkarırım ama önce diyor doktoru aramam lazım. Polisi aramam lazım diyor. Telefonu çeviriyor. Benim diyor komiserde tanıdık. Hemen size işinizi hemen hallettireceğim. Diyor böyle kalıyor. Duruyor. Yanındaki hemşireye bakıyorsun. Hemşire de böyle kalmış. Kapı açılıyor birdenbire abi. Kapının içerisine o böyle şey çeviren adam var ya. O böyle, bu sefer bir tane roklu şambur kılıklı bir şey, hafif kafasını da şeyle örtmüş hudisiyle böyle bir tip geliyor içeri. Kapı arkadan kendi kendine kapanıyor. Eyvahlar olsun. Barış Kraloğlu diyor. Sen beni bilmezsin ama ben seni bilirim diyor. Ben Abdülvahap diyor. Abdülvahap ismim diyor. Sani diyor, bu nefsini şey yapabilmek için, nefsini tutmak için ilk dersi verdik sana diyor. Ve fena değilsin. Ama diyor, eğer gücü kullanmayı öğreneceksen dahasını yapmalısın diyor. Çünkü onların sana ihtiyacı var diyor. Kimlerin? Onların, hepimizin üstünde olanların sana ihtiyacı var diyor. Eyvahlar olsun. Yoksa ben seçilmiş kişi miyim? Sen seçilmiş kişisin Barış diyor. Ve eğiliyor, diz çöküyor önünde. Ama senin için olmadığını anlıyorsun. Abi içeri birdenbire takım elbiseli, uzun boylu, bıyıklı tipler geliyor böyle. Barış bize yardım edecek tek kişi sensin. Eğitilmelisin, onlara karşı koyabileceksin. Bizden olmalısın diye alıyorlar seni böyle abi. Bakıyorsun böyle birlikte kayboluyorsunuz diye birdenbire şeydi abi, birdenbire dünyayı gören bir ay üstünde kendini buluyorsun abi, fark ediyorsun. Ay üstü olduğuna çok emin değilsin ama dünyayı gören ne olabilir diye. Biz kayyumlarız. Evreni, bütün kainatı, bütün gerçekliği yok etmeye geldik. Ama karşı koyanlar var. Kendilerine süper kahraman diyorlar. Onlar Ömercan Güldal, Yiğitcan Erdoğan, Can Türkdoğan, Can Sungur, Berna Ece Gündüz, Aybüke Turan. Daha sayayım mı? Tanıyor musun bunları? Sayma ulan, 500 tane adam saydın. Ben bunlara nasıl savaşacağım? Senin diyor içindeki güç açığa çıktığında hepsinden daha güçlü olacaksın. Ha ha diyor. Yanındaki şey böyle Abdülvahap iyice böyle ha 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 yapıyor. Böyle ellerinden yıldırım oyunları yapıyor. Yıldırım çıkar. Kayyumlar, her şey sana emanet diyor, gidiyor. Böyle ışınlanıyor birdenbire, Abdülvahap geliyor.
Bir diyor, güce sahip olabilmek için önce iraden kuvvetli olmalıdır diyor. Ve hiçbir şeyi kendinden daha üstün görmemelisin. En üstte sen varsın. Beni bile diyor, böyle sana dönüyor. Yapıyor. Şimdi biraz gücü kullanmayı öğreteceğim sana diyor. Böyle gelin diyor. Böyle askerler geliyor, böyle tut gelirimde silahlar. Evet diyor. Şimdi askerlerim biraz canlı canlı gözünün önünde böyle elektrikleri yakıyorlar. Yanında böyle bakıyor. Kıpırdayamıyorlar ama biraz korkuldular. Şimdi diyor hadi sıra sende. Sıra bende. Evet. Dark side of the force is a path with too many abilities. Some were considered to be unnatural. Abi sen ışınları satıyorsun. İki asker birden. Diyor, biliyordum diyor, biliyordum. Sende bu var diyor. Harikasın diyor. Beraber seninle usta ve çırak olarak hükmedeceğiz galaksiye ve bu süper kahramanlar denilen zımbırtıları tarihe gömeceğiz diyor. Ama önce yapmamız gereken bir şey var. Hazır mısın diyor. Hazırım. Abi seni alıyor. Tekrar dünyaya ışınlanıyorsun. Bir tane binadasın. Böyle bir odanın içerisindesin. Oda bomboş. Ev yani apartman dairesi bomboş böyle. Hiçbir şey yok, hiçbir eşya yok. Böyle diyor gel diyor. Pencere kenarına doğru götürüyor seni. Pencere kenarına doğru bakıyorsun abi. Karşıda böyle aşağıda zemin katta bir yerde camın kenarında bilgisayar oynayan Can Türkdoğan var abi. Böyle takılıyor. Ve diyor ki hadi diyor şimdi. Yanındaki askeri böyle yapıyor. Hık yapıyor böyle. Sallıyor böyle burada. Ölüyor asker. Aynısını yapmanı istiyorum ona diyor. Can Türkdoğan mı? Can Türkdoğan masum masum duruyor. Ama bir dakika. Dın. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Can Türkdoğan benim lise arkadaşım. O benim büyük kankim. Niye onu öldürmemi istiyorsun? Hiçbir şeyi kendinden daha büyük görmemelisin. Can Türkdoğan'ı büyük görmüyorum. O benim kankim diyor. O zaman onu yok etmelisin diyor. O zaman bu dünyada Can Türkdoğan'ı bile öldüreceksem benden daha kötü kimse olamaz diyorum. Önce bir lightning çakıyorum Can Türkdoğan'a. Can Türkdoğan abi dur. Can açın çekiyorsun böyle. Can böyle nereden geldiğini hiç anlamamış, tamam mı? Böyle zaman da sanki hani meraklılar için söylüyorum. Biraz daha güçlerini keşfetmeden önceymiş gibi hissettiriyor. Ondan sonra diyor böyle Can. Duruyorum. Şey Can diyorum bana bak. Diyorum ne yapıyor Can? Can apartmandan bağırıyorsun. Can böyle iyice gözleri mözleri böyle şey olmuş bir şekilde. Sana doğru dönüyor böyle, tamam bakıyor. Seni görünce inanılmaz şaşırıyor. Çünkü Kankitos'u ona lightning atıyor önce. Yani lightning'e mi şaşırayım? Kankitom'un orada durmasına mı şaşırayım? Diye kalıyor böyle. Sonra boğazından griple onu alıyorum ve kaldırıyorum. Yanıma doğru çekiyorum, getiriyorum, durduruyorum burada. Abi ya diye geliyor böyle şşt. Hey, seninki yanında Abdullah abi. Yapıyor. Can Türkdoğan, senin sayende güçlerimi yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Ve artık seni güçlerimle tanıştırmanın zamanı geldi. Ama şunu hiçbir zaman unutma. Darkseid öncelikle kendi ustasını öldürür. Öl Abdülvahap! Abdülvahap böyle kendinden geçiyor. Kırgını çekiyorum, yumruğumu çekiyorum, dirseğimi çekiyorum, atıyorum aşağıya. Abi Abdülvahap böyle aşağı düşüyor, aşağı düşüyor, şeye var diyorsun. Uf, kayboluyor gidiyor. Ama yani çok yıprandı. Belki ölmedi ama kayboldu gitti. Can böyle, abi neler oluyor, bana da anlatır mısın diyor. Artık kötü tarafa geçtim. Sana hiçbir şey anlatmayacağım. Önce efendimi öldürdüm. Kendime yeni çırak olarak seni almak istiyorum. Eğer istiyorsan şu an bana katıl. Yoksa seni burada lime lime ederim. Diyorsun abi. Tam sen bunu derken birdenbire fıf diye ortama Ömercan geliyor. Böyle fıf diye böyle Can'ı tutuyor. Fıf diye kayboluyorlar. Lanet olsun. Can Türkdoğan bana katılacaktı. Nereden çıktı bu şişman? Abi sen bunu
şey yaparken böyle bir tane diye bitip ortalarda geziyor. Demek görüyorsun böyle küçük cüce sakallı. Böyle demek ki Abdülvahap senle benim seninle tanışmamdan önce tanışma diyor. Siz kimsiniz beyefendi diyor. Bana bu dünyada Necati diyebilirsin. Ben diyor gözünün önünde ışınlanıyor böyle. Ben güçlerini alabilen ve verebilen kişiyim. Ama maalesef diyor uzağa gidiyor. Abdülvahap'ın sana verdiği güçleri ben alamam. diyor böyle üzülüyor. Kayboluyor. Yanından çıkıyor. Ama istersen bu güçleri dünyayı kurtarmak için o kayyum denen tipleri yok etmek için kullanabilirsin. Bu senin elinde ne dersin diyor böyle gıdını gıdıklıyor. Yani iyi tarafa geçmemi istiyorsun. Aynen öyle diyor. Hangisini tercih edersin? Ama iyi tarafa geçersem bu kadar güçlü olamam. İyi tarafta bunlar yok. Birdenbire şey geliyor. Abdülvahap geliyor. diyor. Elinde böyle Can Türk Doğan var. Can Türk Doğan da ortaya atıyor böyle. Lightning atıyor önüne doğru. Kötü tarafa geçiliyor. Necati Bey ne yapıyorsun diyor. Ondan sonra başka rüzgar gibi efekt atıyor ona. Can böyle şey yapıyor. Barış! Yardım et! Barış! Sen böyle ortada kalmışsın. Yani kime yardım edeceksin? Necati'ye mi yardım edeceksin? Abdülvahap'a mı yardım edeceksin? Arasındasın böyle. Live or die make your choice. Bu durumda... Can yapma! Barış! Bütün anılarımız gözümde canlanıyor. Dönerleri vermeyin! Bir tane hamburger olacaktı. bir hamburger alsaydım her şey tam farklı olacaktı şimdi. Yapma! Kime yapıyordun? Abdülvahap'ı bitiriyorum. Abdülvahap! Yok oluyor ortadan, Can da yok oluyor. Can geri çıkıyor böyle. Bu sefer gelen Can sanki az önce öldürmeye teşebbüs ettiğin Can değilmiş de daha olgunda her şeyi bilen bir Canmış gibi Ömer Can'la birlikte çıkıyorlar. Tebrik ederim Barış diyor. Hoş geldin aramıza diyor. Bizi kurtardın diyor. Hoş sen bulduk. Artık diyor bir Sith kuvvetine sahip iyi, harika bir süper kahramanlar ekibinin vazgeçilmez parçasısın diyor. Ama diyor Necati geliyor böyle. Hadi diyor artık gitmeliyiz. Kayyumlar geliyor ve onları harekete geçirmeli, onları yok etmeliyiz diyor. Sizi diye bir başka ay üstüne doğru ışınlıyor. Ucuda kocaman bir fanus var yukarınızda. Yani böyle bir şey var, görünmüyor. Sanki böyle uzayda ayakta duruyormuşsunuz gibi gözüküyor. Hemen böyle Can Türk Doğan gidiyor. Çünkü Yiğit Can Erdoğan da var yanınızda. O böyle pışk diye bir şeyleri söküyor. diye bir üstte bir şehirde olduğunuzu anlıyorsunuz. Ve şehre doğru gidiyorsunuz. Şşş diyor Yiğit Can, beni isteyin diyor. Oradan Ali çıkıyor. Ali çıkınca seyirciler diyor ki bu Ali ölmemiş miydi diyor. Hayır Ali ölmemiş. Ali'yi de ışınlamışlar. Ali de onlara gelin diyor. Kim hangi Ali? Yolu biliyorum. Sen tanımıyorsun bunu. Sen böyle hangi Ali ne oluyor diyor. Gel sen bizle diyor. Siz böyle ufka doğru giderken bir kanyonların üstünü daha yok etmek üzere giderken kreditler akıyor. Senin bölümün, senin epizodun burada bitiyor sevgili Barış. Güzel episod. Heyecanlıydı. Şunu fark etmiş oldum. Bunca zamandır kötü tarafı seçmemin nedeni güçleriymiş. Ama ben o güçlere sahip olup iyi tarafta olursam bana uyar abi. Oldun abi bunu başardın. İşte budur abi. Helal olsun. Lightning'i çaktıktan sonra iyi tarafta ol. Abi sağ ol oynadığın için. Gerekirse şey yap tavuk döndür yani. Lightning'de tavuk döndür yani. Pilit çevirme yap. Birden çok korktum seni kötü tarafa geçeceksin diye. Yani ben de gitgeller yaşadım. Kendi kararını verdin. Gitgeller yaşadım. Can Türk Doğan da bu arada sana filmde göremediklerin dışında diğer bölümlerle ilgili bilgi vereyim. Ömercan zamanı manipüle edebiliyor. O yüzden Ömercan gitti geldi onları yaptı. Fanlar çok iyi biliyor bunu takipçiler. Can Türk Doğan'da illüzyon gücü vardı. O sayede kendini öne atıp Abdülvahap'ı da çıkardı. Ve sanki o şey oluyormuş gibi arada kalıyormuşsun gibi seni test etti. Bunlar hep Can'ın küçük oyunlarıydı aslında. Vay çaki Can Türk Doğan vay. Sonda gittiğiniz evren de daha önce patlattığınız dünyalardan bir tanesi. O bütün dünyayı fiziksel olarak sarmış. Küçük üsler var. O üslerden birini bir başka macerada, Yiğitcan'ın macerasında patlatılmıştı zaten. Birini de siz patlatmaya gidiyorsunuz şu anda. Güzel. Yeni güçlerini kullanarak. Ben en çok neyi merak ediyorum Barış biliyor musun? Bir tane sevgili arkadaşımız var. Kendisini de buradan reklamını yapmak istiyorum. Dragonfly ismi. O kadar güzel süper kahramanlar evreniyle illustrationlar yapıyor ki seni karizma bir şekilde Sith güçlerine sahip çizecek o ben biliyorum.
Ve onu inanılmaz merak ediyorum. Böyle baktığında kötü adamlık akmalı üstünden ama iyi olduğunu bilmeliyiz. O süper ince olur. Bir ayar. Ben de inanıyorum. Bakalım ne olacak. Dragonfly söz sende abi. İnanılmaz hayranlıkla takip ettiğimi bil bunları. Çok teşekkür ederim tekrar abi geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Barış Karayoloğlu'nun ikinci macerasını, ikinci hayalini yaşadık birlikte. Bu sefer biraz evrene dahil ettik kendisini. Çok enteresan bir yerlerden, İskender mevzusundan nerelere geldi? Önce avcılıkla başlayıp sonra evet, İskendercilik. Aynen. Bizim hikayelerimizin neyin nereye gideceği hiç belli olmaz diyoruz. Ve bir dahaki hayallerinizi gerçekleştir, bakalım kimin hayallerinizi gerçekleştireceğiz diye sorarak programı kapatıyoruz. Hadi haftaya görüşürüz. Bay bay.